Elhamdülillah. Elhamdülillah. İnnel hamdelillah. Elhamdülillahi hamden tayyiben kesiran mübareken fi mil'es semavati ve mil'el ard ve mil'e ma şa'e min şeyin ba'd. Subhanehu subhaneh. ما أعظم شانه الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن سوء آدابنا ومن شر أعدائنا ومن شر أنفسنا ومن كرب أزماننا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير ولا مثال له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي العاصية بتقوى الله وطاعته إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا كم bir cana bir cana karşılık olmaksızın haksız yere ya da yeryüzünde fesat çıkarmadığı halde kıyarsa o bütün bir insanlığın canına kıymış gibidir. Sadakallahul azim ve bellagana rasuluhun nebiyyul kerim ve nahnu ala zalike mineşşahidineşşakirine bi kalbin selim. Değerli müminler, güzel insanlar. Bugün 21 Zülkaade 1434 Cuma. Cumamız mübarek olsun. Demek ki kurbana çok az kalmış. Yani şurada önümüzde yaklaşık 20 gün gibi bir zaman var. Ve artık hacılar da yavaş yavaş Mekke'ye doğru akın ediyorlar. Hepimizi temsilen gidiyorlar. Hac yapacak olan kardeşlerime de buradan Allah mübarek etsin diyorum. Rabbim kabul etsin, mebrur olsun haccınız diyorum. Aziz kardeşlerim, hutbemin mevzuu İslam, cihad ve şiddet hakkında olacak. Maalesef cihad en çok yıpratılmış kavramlarımızdan bir tanesi. Kavramlarımızın yerinden edilmelerinin en büyük mağduru Müslümanlardır. Onun için kavramlar mutlaka ve mutlaka Allah'ın koyduğu yere oturtulmalı. Kavramları yerinden etme hastalığı esasında Yahudileşen İsrail oğullarının bir hastalığıydı. يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنْ مَوَاضِعِهِ Kelimeleri, kelimeyi yerinden ediyorlar diyor Kur'an. Demek ki kelimeyi yerinden etmek bir hastalık. Bir Yahudileşme hastalığı, bir Yahudileşme temayülü. Kelimeyi yerinden ettiğinizde artık başka şey kastedersiniz. Bir kelimeyle konuşur ama bir başka mana ile anlaşmaya kalkışırsınız. O da anlaşmak değil. Bir şeyi olduğu gibi anlatamazsınız. Hakikatiyle anlatamazsınız. Rabbimiz Kur'an'daki kavramların içini dolduran zattır. O kavramları Allah tarif etmiştir.
Allah'ın içini doldurduğu kavramların içini boşaltıp da daha sonradan siz doldurmaya kalkarsanız o kavramla ifade ettiğiniz şey Allah'ın kastettiği şey olmaktan çıkar. Allah'ımız iman derken bir şeyi kasteder, gelenek iman derken başka bir şeyi kasteder. Hatta geleneğin iman dediği şeyi Allah'ımız inkar edin der. Nitekim müşrikler de putlarına iman ediyorlardı ve ona da iman diyorlardı. Ama Allah'ımız onun inkar edilmesini istiyordu. Dolayısıyla bu manada kavramları yerlerine koymak çok önemli. Kavramın yeri neresi? Allah'ın koyduğu yer. Rabbimiz eşyaya bir yer biçtiği gibi isimlere, esmaya ve kavramlara da bir yer biçmiş. Ta'limul esma budur. وَعَلَّمَ آدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا Adem'e isimlerin tümünü öğretmesi esasında isimlerin içeriğini ben doldururum anlamına gelir. Yani Rabbimiz eğer bir kavramın içeriğini, muhtevasını belirlemiş, bunu bu anlamda kullanın demişse, biz müminlere, biz Müslümanlara o konuda da teslim olmak düşer. Ya Rabbi, senin koyduğun yere razıyım, kavramı koyduğun yere razıyım, içini doldurduğun manaya razıyım, o mana başım gözüm üstüne demesi lazım. Cihat, esasında elden gelen çabayı sarf etmek, harcamak manasına gelir. Cehdü gayret göstermek manasına gelir. Cihat, Mekke'de de farz idi ama kıtal Medine'de emrolundu. Bakınız. İkisi aynı şey değil. Onun için biz cihadı kıtal yerine koyduk. Kıtali emreden ayet ki ilk defa kutibe aleykumul kıtalu ve huve kurhun lekum. Hoşunuza gitmediği halde kıtal size yazıldı. Ama bu kıtal, bu farklı, bu savaş. Fakat cihat daha vahyin ilk günlerinden itibaren müminlere emredildi. Peki o zaman Mekke'de müminler cihadı terk mi ettiler? Siz Mekke'de bir ok atıldığını duydunuz mu? Bir kılıç havaya kalktığını duydunuz mu müminler tarafından? Güçsüzler miydi? Yapamazlar mıydı? İçlerinde yiğit yok muydu? Bunu yapacak yiğitler yok muydu? Hamza içlerinde değil miydi? Ömer içlerinde değil miydi? Sa'd içlerinde değil miydi? Cafer içlerinde değil miydi? Hepsinden öte Ali içlerinde değil miydi? Ama siz bunların bırakınız başka türlüsünü, kendilerine yönelik şiddete dahi cevap verdiklerine dair siyerden bir satır okudunuz mu? O zaman Mekke'de emredilen cihat ne ola gere? Ne ola ki? Evet, cihat başka bir şeydi. Cihat her zaman ve her zeminde var idi. Cihat Allah yolunda elinizden gelen gücü ortaya koymak, gayreti ortaya koymaktır. Cihat tek taraflı değil. Cihadın akılla yapılanına içtihat denir. Cihadın ahlakla, kalple yapılanına mücahede denir. Cihadın fiille yapılanına cehdü gayret denir. Onun için müştehit akılla cihad eden kimsedir. İçtihat da akılla yapılan cihattır. Naslardan kendi zamanının sorunlarına çözümler üretmek için var gücünü harcarsa buna içtihat diyoruz. İşte o da onun cihadıdır. İlimle yapılan cihattır. Kalemle yapılan cihat vardır. Kasayla yapılan cihat vardır. Masayla yapılan cihat vardır. Keseyle yapılan cihat vardır. İhtisasla yapılan cihat vardır. Bilimle yapılan cihat vardır. Yani cihadın tek türlüsü yok. Her alanda eğer içinde misyon olan, içinde ruh olan, ibadet kastıyla yapıyorsanız her alanda yaptığınız cihad olur. Cihad sadece
kıtale indirgenemez. Kıtal ayrı bir şey. Savaş zaten zaruret halinde şart koşulan bir şey olmuştur. Artık dayanılmaz hale gelmiş, artık nefsi müdafaa kaçınılmaz olmuş. Onun için bakınız Bedir'de saldırgan taraf kimdi? Gelenler, ta 450 kilometreden kalkıp gelenler kimlerdi? Müşriklerdi. Uhud'da saldırgan taraf kimdi? Müşriklerdi. Hendek'te saldırgan taraf kimdi? Medine'nin önünde yapıldı Hendek. Ta 450-500 kilometreyi aşıp gelen kimlerse onlardı saldırgan taraf. Dolayısıyla Allah Resulü'nün tüm savaşlarında bunu görürsünüz. Diyeceksiniz ki peki Hayber'i ve Huneyn'i ne yapalım? Hayber de bir savunma savaşı. Tamam İslam ordusu Hayber'e gitti. Ama Hayberliler müşrik Mekkelilerle ittifak yapıp eğer bize gelirse siz oradan, size gelirse biz buradan arkadan vuracağız diye ittifak sözleşmesi yapmışlardı. O da bir savunmaydı. Dolayısıyla peki Huneyn'de olan neydi? Huneyn'de de Hevaz'in tüm muhalif kabileler son bir güçle tüm güçlerini toplamışlar ve İslam'ı yatağında boğmak için harekete geçmişler. Dolayısıyla Allah Resulü'nün yaptığı savaşların her biri aslında saldırı savaşı değil, bir savunma savaşı. Ve bu yüzdendir ki bakınız, Allah Resulü'nün yaptığı savaşların bilançosu nedir? Kafanızdan ne geçiyor? Mesela en azından kafanızdan binlerce, iki taraftan da toplam binlerce ölü geçiyordur herhalde. Hayır. Bu alanın son yüzyıldaki en büyük mütehassısı olan Muhammed Hamidullah merhum üstadımız bu alandaki yaptığı tespit 300'ü aşmaz diyor. Çok ilginç. Size de ilginç gelmedi mi? Bu müşriklerin ve müminlerin tarafından iki taraftan da kayıpların toplamı. Evet, işte bu. Dolayısıyla cihat bambaşka bir şeydi. Fakat kavram yerinden edilince görüyoruz ki cihat istismar edilince bambaşka şeyler çıktı ortaya. Aynı şeyin şehitliğin istismarında da görüyoruz. Şehit olmak. Şehit ismi Kur'an'da Rabbimiz tarafından Allah Resulüne verilir. Allah Resulü Kur'an'a göre şehittir. وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَسَتًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. Resul size şehittir. Şehit olsun. Demek ki Resul şehit. Peki ama Resul yatağında öldü. Yatağında öldü, nasıl şehit? Demek ki geleneksel olarak şehide yüklediğimiz mana, Kur'an'ın yüklediği manadan farklı. Biz şehitliğin kaçınılmaz olan unsuru ölmek olarak zannediyoruz. Oysa ki Kur'an'a göre şehitliğin kaçınılmaz unsuru Allah yolunda yaşamak. Demek ki yatağında da ölse Allah yolunda yaşayan şehit olabiliyor. Bu durumda öbür türlüsü isterse savaş meydanında ölsün, Allah yolunda olmayan da şehit olmayabilir. Bu bunu gösteriyor. Yani kavramlar yerinden oynatılınca aslında nasıl istismar edildiğine iki örnektir. Birçok örnek verebiliriz. Bugün İçimiz kan ağlayarak seyrettiğimiz manzara gerçekten içler acısı. Son olarak Kenya'daki olay. 100 insanın ölümüyle neticelenen yaklaşık Kenya'da bir AVM baskını ve altına atılan Müslüman imzası. Ondan hemen önce Pakistan'da yine Müslüman imzasıyla bir kilisede yaklaşık 80 insanın öldürülmesi, katledilmesi. Ondan önce ise işte Suriye, işte Mısır, işte Irak. Irak'ta her ay
Biz artık bilanço tutmaz olduk. Müslümanlar iki mezhep karşılıklı, Şiiler ve Sünniler karşılıklı birbirlerinden karınca gibi adam öldürüyorlar. Ve eminim iki tarafta Allah rızası için yapıyorlardır. İki tarafta öldürürken Allah için öldürdüğünü düşünüyordur. İki tarafta ölürken şehit olduğunu düşünüyordur. Evet öyledir. Bu ne hal Müslümanlar? Bu ne hal? Bu hal ne hal? Bu biz miyiz? Biraz önce okuduğum ayeti duydunuz değil mi? Bir cana kıyan haksız yere bütün bir insanlığa kıymış gibidir diyen Kur'an burada duracak elimizin altında. Ama öbür tarafta masum, masum değil ayırt etmeksizin biz insanlığın canını, dinini, malını emanet alması gereken bu beş emniyeti, ırzını, aklını bu emniyetlere yeryüzünde sahip çıkması gereken ümmet hem birbirinin hem de kendisinden olmayanların canını dökmekte, kanını dökmekte göz kırpmayacak insanlar çıkaracak arasında. Bu nasıl bir hal? Burada şöyle bir soru akla gelebilir. Hani din yalnız Allah'ın oluncaya ve fitne kalmayıncaya kadar savaşın diyen bir Kur'an var. Bunu sizin İstanbul'da oturanlarınıza kimse sormayı akıl etmemiş olabilir. Ama sizin Londra'da oturanlarınıza, Washington'da oturanlarınıza, Moskova'da oturanlarınıza bol bol sorarlar bu. Bu ayeti gösterirler. Bu ne demek? Bu ne diyor şimdi? Siz bu ayetin yanına eğer Yunus suresinin 99. ayetini koyamazsanız siz kitabınızdan haberdar değilsiniz demektir. Ne diyor Yunus suresinin 99. ayetinde? وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَآمَنَ مَنْ فِي الْعَرْضِ كُلُّهُمْ جَمِيعًا Eğer Rabbin dileseydi, isteseydi, yeryüzündeki herkes iman ederdi. اَفَاَنْتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ Şimdi sen insanlar iman etsin diye zorlayacak mısın onları? Kur'an'ın içinde birbiriyle çelişen ayet yoktur. Biz buna iman ediyoruz, Kur'an da böyle söylüyor. Eğer Allah'tan başkası tarafından gönderilmiş olsaydı, onda birçok çelişki bulurlardı. لَوَجَدُوا ف۪يهِ اِخْتِلَافًا كَث۪يرًا diyor değil mi? O zaman Allah tarafından gönderildiğine iman ettik. Kur'an'da çelişki yok, buna da iman ettik. Peki o zaman bu ayetle o ayeti birbiriyle çelişik anlamayacağımıza göre o ayeti bu ayetin ışığında anlamak zorundayız. Yani herkesi çıkın yola, elinize silahı alın, dayayın ensesine, iman et ulan. Herhalde kibar olacak hali yok eline silahı alan adamın, ulan diyecektir en hafifinden yani, değil mi? İman et efendim, etmezsem ne olacak? Vururum. Şimdi Allah'ın yasağı bu. Allah'ın peygambere yasağı, bırak silahla zorlamayı. Efe ente tukrihun nase hatta yekunu mu'minin. Şimdi iman etmiyorlar diye, iman edinceye kadar insanları zorlayacak mısın? Demek ki zorlayamazsın. Zorlayamazsın. Sadece tebliğ et diyor. Tebliğ et. Sadece duyur. Fezekkir innema ente muzekkir. Leste aleyhim bi musaytir. Sen uyarıcıdan başka bir şey değilsin. Sen jandarma değilsin diyor. İnnemâ aleykum bi vekil. Sen onların üzerine vekil değilsin. Ve mâ ente aleyhim bi vekil. Sen onların üzerine vekil değilsin. Ben vekilim diyor Allah, sen vekil değilsin. Peygamberine bu hakkı tanımıyor. Dolayısıyla bizim insanların topunu iman ettirmek, hele hele zorlamak gibi bir görevimiz yok. Bu Allah'ın muradı da değil. Dolayısıyla o zaman ne? Ne diyor ayet-i kerimede? Yeryüzünde fitne kalmayıncaya. Fitne ne demek?
Fitne, inanca baskı ve şiddet ve işkence demek. Eyvallah! Mesele çözülüyor. Yani inanç özgürlüğü. Mutlak bir inanç özgürlüğü. Bu ayet inanç özgürlüğünü garanti altına alan bir ayettir. Bu anlamda. Dolayısıyla gördüğünüz gibi biz nereden nereye geldik? Şu içinde bulunduğumuz durumda Müslümanların haline bakar mısınız Allah'ınızın aşkına? Müslümanlar insanlığın 5 emniyetinin garantisi olması gerekirken kendilerinin koruması gereken emniyetleri kendileri ihlal ederse peki bu dinin yüz akı olmak nerede kaldı? Peki diyeceksiniz ki hırsızın hiç mi suçu yok? Hırsızın suçu var. Hırsızın suçu var. Bakın hırsız ne yaptı son olarak? Mısır'da İhvan-ı Müslümin'i yasakladı. Bir, toplumsal katmanı olan 86 yıllık bir hareket yasaklanabilir mi? Bu olamaz bir şey. Sosyolojik olarak olamaz bir şey. Anlatabiliyor muyum? Ben seni yasakladım. Ama ben varım. Ben varım. Nasıl yasaklayacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapmayı düşünüyorsun? Toplumun kılcal damarlarına kadar girmiş olan bir hareketi. Siz Mısır cuntacıların küresel güçlerden bağımsız olarak ayak yoluna, lavaboya gidebileceklerine inanıyor musunuz? İnanmıyorsunuz. Biz de inanmıyoruz. O zaman küresel güçler bu izni, bu emri hatta bu talimatı vermeseler, onlar ihvanı yasaklamazlardı, yasaklayamazlardı. Bu durumda şu görünüyor. Küresel güçler bizim silah kullananımızı seviyorlar. Anlatabildim mi? En çok sevdikleri Müslüman, şiddete en meyilli Müslümandır küresel güçlerin. Çünkü şiddete meyilli olanları çok iyi kullanabiliyorlar. Çünkü şiddete meyilli olanları kullanma konusunda uzmanlar. Çünkü şiddete meyilli olduğunuz zaman aklınızla aranıza mesafe koyuyorsunuz. Artık sormuyorsunuz. Bu silahı ben kullanıyorum ama beni kim kullanıyor demiyorsunuz. Benim elime kim verdi bu meleti ya demiyorsunuz. Kulağıma kim fısıldıyor ya demiyorsunuz. Burada yangını kim yaktı ya demiyorsunuz. Ya benim önümde bu yolları kim açtı? Yani başka zaman adamlar uzaydan gelip plakayı okuyan adamlar şimdi gözleri kör, kulakları sağır oldu, dilleri lal oldu, önümüz açıldı. Bir de baktık, ikiz kulelerin içinde bulmuşuz kendimizi. Yani biz neymişiz be abi diyorsanız eğer, sizin önünüzü açıyorlar. Sizin önünüzü açtıkları zaman bin düşünün. Önünüzü kapattıkları zaman bir düşünmeniz yeterli. Ama önünüzü açtıkları zaman bin düşünün. Çünkü hangi dağda kurt öldü? Bunlar bize yapmaz. Bize yapmaz da şimdi niye yaptılar? O zaman ne yapıyorlar? Emin olun siz kahrolsun İran derken İsrail'i unuttuğunuz anda bilin ki İsrail sizi unutmuyor. Anlatabiliyor muyum? İsrail sizi unutmuyor. İsrail oradan kıs kıs gülüyor. Aylardır, hatta yıllardır İran'la Türkiye baş başa verip Suriye problemini halletmezse bu problem hallolmaz diye dilimde tüy bitti. 2 yıldır İran'la Türkiye baş başa vermeden bu problem hallolmaz. Türkiye İran'a diyecek ki senin bölgedeki nüfuzunu kabul ediyoruz. Senin Suriye üstündeki nüfuzunu kabul ediyoruz. Tamam, Suriye senindir. Fakat bir şartla bu bebek yüzlü katili ve bu katilin ideolojisi olan Baas ideolojisini
Necasetten taharet et şu Suriye'yi. Şu necaseti Suriye'den temizle. Tamam, senin nüfuz alanına karışmıyoruz. Ama gel bu konuda ittifak edelim. Şu necasetten, şu bebek yüzlü katilden ve Baas ideolojisinden Suriye'yi temizle. Yani bu hakkına karşılık bu sorumluluğu yüklüyoruz sana. Ben inanıyorum ki bu mesele buralara gelmeden halledilebilir. Aylardır ve yıllardır bunu savunuyorum. Bilmem anlatabildim mi? Ne olduk şimdi? Nereye geldik? Evet, gele gele buraya geldik. Türkiye Cumhurbaşkanı bu noktayı artık vurguluyor. O da bunu itiraf etmekten başka bir çıkar yol bulamıyor. Çünkü böyledir. Böyledir. Siyaset siyah ve beyaz üzerinde oynanmıyor. Gri'nin tonları üzerinde oynanıyor. Uluslararası ilişkiler böyledir. Amerika gel bizi okşa diyemezsiniz. O İsrail adına okşar sizi. Anlatabiliyor muyum? Onların ne zaman bize hayrı oldu? Nerede bize hayrı oldu? Nerede geldiler de işimize yarar bir iş yaptılar bugüne kadar? Allah'ınızın aşkına. Hala yetmedi mi? Bu kadar aldanış. Mesele o değil. Ama asıl mesele bizim nasıl bu hale geldiğimiz. Nasıl şiddeti böyle kanıksadığımız. Şuna bakar mısınız Allah'ınızın aşkına? Bir Allah Resulü var önümüzde model olan. Bir Yahudi cenazesi geçiyor, ayağa kalkıyor. Ya Resulallah, o Yahudi cenazesi niye kalktınız ki diyorlar. İnsan değil mi? Cevap bu. Böyle bir peygamberiniz var sizin. Pakistan'da kiliseye gireceksiniz. 80-100 insan öldüreceksiniz. Kitabınız diyecek ki, eğer Allah insanları birbiriyle savunmamış olsaydı, o zaman havralar, kiliseler, mabetler yıkılır giderdi diye bir ayet olacak Kur'an'da. Kur'an'da böyle bir ayet olacak. Ama siz mabetin içine girip patlatacaksınız. Diyeceksiniz ki o da bir iş mi yani? Sünniler Şiilerin camiine, Şiiler de Sünnilerin camiine girip de patlatmıyorlar mı? Yani Hristiyan'ın kilisesine girip patlatmalarında gariplik ne ki? Evet, oradan başlarsa buraya gelir. Oradan başlarsa buraya. Bu tahammülsüzlük, bu tahammülsüzlük esasında Allah'ı anlamayışımız, İslam'ı anlamayışımız, Kur'an'ı anlamayışımız, hayatı anlamayışımızdan kaynaklanıyor. Eğer tevhidi anlasaydık, tevhidi, başka bir şey değil. Sadece tevhidi anlasaydık, tevhidin şu anlama geldiğini anlardık. Allah tek, mahluk çok. Allah'ı ikilemek neyse, mahluku teklemek de aynı şey. Ah bunu bir anlasaydık. O zaman tek düze düşünmekten, tek renge dönüştürme arzusundan, herkesi tek din, tek mezhep, tek meşrep, tek görüş, tek siyaset, tek parti, tek millet, tek ırk. Bakın, bakın nereden çıkıyor? Irkçılıkların tamamı nereden çıkar? Bundan çıkar. Benim ırkım tek. Öbürleri ikincisi. Yahudiler neden Yahudi oluyorlar? İşte bu mantık. Evet. Firavun niye Firavun oldu? Ben sizin en büyük Rabbinizim. Buyur. Oysa insandan çok ya, senden çok. Dünyada senden bir sürü. Bunu kabul etsen biri diyecek, Firavun olmayacaksın o zaman. Ama tek olmaya kalkınca bakınız. Onun için tek olmaya kalkan herkes despot olur. Fikir de despot olur. En masum fikirler teklik iddiasına düşünce despotluğa dönüşür. Onun için aziz kardeşlerim, bize ne oldu böyle? Tamam, hırsızın suçu var dedim, değil mi? Evet,
İhvan-ı Müslümin'i niye yasakladılar? Onlar Müslüman'ın silah kullananını seviyorlar. Onlar Müslüman'ın vuranını çok seviyorlar. Şiddet gösterenini çok seviyorlar. Onlar Müslüman'ın bomba patlatanını çok seviyorlar. Niye? Çünkü onların işine çok yarıyor. Onu model gösteriyorlar. Bakın diyorlar. İslam eşittir terör. Müslüman eşittir terörist. Bunu demek için malzeme lazım onlara. Bu malzemeyi vermenizi istiyorlar. Verdirmek için de köşeye sıkıştırıyorlar. Alın işte Mısır'da yaptıkları bu. Alın işte Gazze'de yaptıkları bu. Alın işte Çeçenistan'da yaptıkları bu. Girdikleri yere hapishaneye çeviriyorlar. Bu anlamda inanın fark etmiyor. Alın işte Suudi'de de yaptıkları bu. Yani Suudi'de Selefi renk ile yaptıkları şeyi Çeçenistan'da Sufi renk ile yapıyorlar. Kadirov'un bir şeyh olduğunu biliyor musunuz? Evet ya, şu bizim Kadirov'umuz bir tasavvuf şeyhidir. Aba ecdat bir ocaktır. Ve neler yaptığını hiç kontrol ettiniz mi biliyor musunuz? Nelere imza attığını. Şimdi yani bu manada herhangi bir grubu bu tip kötü ve rezil örneklere bakarak yargılayıp mahkum etmek de adil olmaz. Ama adil olsun istiyorsak herkese adil olalım. Herkese adil davranalım. Öyle değil mi? Bu anlamda Suudilere bakarak Selefiliği mahkum etmek, Kadirov'a bakarak Sufiliği mahkum etmek veya bir başka yere bakarak siyasi İslam'ı veya İslamcılığı mahkum etmek doğru olmaz. Adil olmaz en azından. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا Bir kavme olan kininiz sizi o kavim hakkında adaletsizliğe sürüklemesin. Bu anlamda benim söylemeye çalıştığım şey, içinde bulunduğumuz dünyada biz Müslümanların terörize edilmeye ne kadar açık ve hazır oluşumuz. Bu bir problemdir. Bu bir beladır. Eğer siz terörize edilmeye bu kadar açıksanız terörize edenler çıkar. Onun için diyorum Yunus gibi bir tevbe etmemiz lazım. Onun için diyorum din dilini yenilememiz lazım. Zihniyeti yenilememiz lazım. Ne ile yenilememiz lazım? Kur'an ile yenilememiz lazım. Vahiy ile yenilememiz lazım. Başka türlü olmayacak. Olmayacak, olmayacak. Olmadığını da görüyoruz zaten. Gelenek hızla moderniteye ve postmoderniteye yeniliyor. Yeniliyor, başka çaresi de yok. Gelenek bu işin altından kalkamaz. Çünkü gelenekçiliğin kendisi de modern bir şey zaten. Altından kalkamaz. Gelenekle bu işin altından kalkılsaydı Hristiyanlık bu hale gelmezdi. Hristiyanlığın kendisi gelenektir zaten. Gelenekle bu işin altından kalksaydı geleneği din haline getiren Çin ve Japonya bu hale gelmezdi. Japonya din olarak geleneği benimsemiştir. Japon dini gelenektir. Hint dini gelenektir. Geleneği din olarak benimseyen toplumların içinde bulunduğu hal içler acısı. Bu toplumların dokusu kalmamıştır. Japon diye bir şey yok. Japon kültürü diye bir şey yok. Bitmiştir. Bir Japon babanın iki evi varsa oğlu evlendiğinde oğluna kiraya verir. Kiraya verene aferin diyorlar. Çünkü çoğu yaklaştırmıyormuş yanına. Eyvallah. Öbür türlüsünü düşünmez bile. Aklından bile geçmez. Kahraman ilan etmişler bir Japon babayı. Ne yapmış biliyor musunuz? Oğluna kiraya vermiş ikinci dairesini.
ki aldığı kirayı da saklamış, onun adına açtırmış bir hesap, ona yüklemiş, onu da kahraman ilan etmiş. Dolayısıyla bugün yok. Geleneksel toplumlar mahvoldu. O zaman Müslümanlar bu işin altından nasıl kalkacak diyorsanız, elhamdülillah Müslümanları farklı kılan bir şey var. Ellerinde kaynakları var. Bozulmamış bir kaynaklar. Yani Müslümanlar var olmak için geleneğe muhtaç değiller. Çünkü Kur'anları var. Onun için Kur'anlarına sarılırlarsa, Allah'ın kelamına, Allah'ın ipine sarılırlarsa sımsıkı ve hep beraber. Şartı bu. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا اِعْتِصَامْ وَاِجْمَى Hep beraber sımsıkı sarılırlarsa kurtulurlar. Rabbim bu ümmete kelamullah'a hep beraber sımsıkı sarılma liyakati versin. Rabbim bu ümmetin üzerinden oyun oynamaya çalışanların oyununa fırsat vermesin. Rabbim bizlere akıl, fikir, istikamet ihsan etsin. Amin. Ya mu'in ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin ve ekulu kavli hâzâ ve estağfirullâhe li ve lekumut tevfîk. Allahümme afir lil mu'minine vel mu'minat vel muslimine vel muslimat el ahyâi minhum vel envât. إنك سميع قريب مجيب الدعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار آمين برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله الحمد لله الحمد لله حمدا كاملين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين تعظيما لنبيه وتكريما لفخامة شان شرف صفيه فقال عز وجل من قائلا مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي Hiç şüphe yok ki Allah ve melekleri peygamberi desteklerler. Ya eyyühellezine amenu, siz ey iman edenler, sallu aleyh, siz de peygamberi destekleyin. Ve sellimu teslima, ve ona gönülden bir selam yollayın. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala el Muhammed. Aziz kardeşlerim, aramızda hacca gitmeye hazırlanan kardeşlerimiz bulunuyor. Hac, 4 sembolik anlamı içinde barındıran muhteşem bir ibadet. Birinci sembolik anlamı, insanlığın ilk evi olmasıdır. İnsanlığın ilk evine, insanlığa yeryüzünde bağrını açmış ilk coğrafyaya ve insanın yeryüzünde ilk görüldüğü yere bir ziyarettir hac. Yani hac aslında Rabbimizin insanoğlunu var ettiği için insan olmak hasebiyle buna bir teşekkür, bir şükür ibadetidir. Çünkü Kur'an'da hacca hep insanlık davet edilir. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ Beyti hac etmek Allah'ın insanlık üzerindeki hakkıdır diyor. İnsanlık, müminler değil. Yine وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ İnsanlığı hacca çağır diyor Hazreti İbrahim'e Rabbimiz. Onun için insanlık üzerinden verilir hac emri. Çok ilginç. Diğer emirlerden farklı olarak. Bu bir anlamı. İkinci anlamı haccın sosyolojiktir. Sosyolojik anlamda hac, müminlerin uluslararası kongresidir. Aynı zamanda küresel iman cemaatinin, İslam cemaatinin buluşma anıdır.
Siz orada buluşur, toplu olarak sözleşir, sözleşmenizi tazeler, üyesi olduğunuz iman cemaatinin bir ferdi olarak ait olduğunuz bu büyük aileye sadakat göstereceğinize, ihanet etmeyeceğinize dair zımni bir sözleşme imzalarsınız. Üçüncüsü, teolojiktir. O da nedir? Allah'ın evidir ziyarete gidilen. Ama sembolik olarak evidir. Esasında Allah'ın evini siz ziyarete giderken kalbinizi ziyarete gidersiniz. Yani Beytullah esasen Allah'ın içinde oturduğu bir mekan değil. Ama bu anlamda Rabbinizle sözleşme yapmak için bedeninizle imza atmaya gidersiniz. Onun için hac varlığınızın altına bedeninizle attığınız bir imzadır. Tavaf budur. Dördüncüsü kozmolojiktir. Kozmolojik anlamı ise kainat ilahisine ey insan bilinçli ve şuurlu olarak sen de katıl demektir. Yani atomlar tavaf ediyor. Ay hacısı dünyayı tavaf ediyor. Kan hacısı kalbi tavaf ediyor. Dünya hacısı güneşi tavaf ediyor. Güneş hacısı galaksinin merkezini tavaf ediyor. 250 milyon yılda bir dönüyor. Güneşin bir yılı 250 milyon yıl. Ve galaksimizde bilmediğimiz bir merkezi tavaf ediyor. Kim bilir bu kainat nereyi tavaf ediyor? Dolayısıyla şu kainatta tavaf etmeyen hiçbir şey yok. O zaman akıllı ve iradeli varlık olarak ey insan sen neyi tavaf ediyorsun? Sen de katıl bu ilahiye. Sen de katıl bu koroya. Sen de bu tavafa katıl. Bu evrensel ilahide, bu evrensel koroda çatlak ses çıkarma. Mesajıdır bu. Rabbim mübarek etsin. Mebrur olsun. İyilerin haccı olsun inşallah. Amin ya mu'in. Bir de dua talebi var. Bir kardeşimiz yoğun bakımda imiş. Sizlerden dua talep ediyorlar. Rabbim şifa yâb etsin. Sebepler halk etsin. Bedenlerin hastalığını ruhlara şifa kılsın. İçimizde hastası olanların tüm hastalarına şifalar versin inşallah. Amin ya mu'in. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللّٰهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ اِنَّن۪ي مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Allah'a davet edenden bu ayet o kadar muhteşem bir ayet ki akşama kadar okusa doymaz insan. Çünkü Müslümanların tüm dertleri bir ayette özetle deseler bu ayet olabilir. Çünkü derdimizin başında Allah'tan başka şeylere davet etmek yatıyor. Kimisi cemaatine davet ediyor, kimisi tarikatına davet ediyor, kimisi mezhebine davet ediyor, kimisi ırkına davet ediyor, kimisi mektebine davet ediyor, kimisi mesleğine davet ediyor, kimisi fikrine, ideolojisine davet ediyor, kimisi partisine, pırtısına davet ediyor. Ama diyor ki Rabbimiz Allah'a davet. İnsan davet. İnsan davetin muhatabıdır ama insan davetin menzili olamaz. İnsana davet edemezsiniz. İnsan davet eder ama insana davet edilmez. Zira ölümlüdür insan. Ölümsüz olana davet edilir. Allah'a davet edilir. Onun için وَمَنْ اَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا اِلَى اللّٰهِ Allah'a davet edenden daha güzel sözlü biri olabilir mi diyor Kur'an'ımız. Ve amile salihan. Ve salih amel işleyenden. Salih amel, ıslah edici amel, sulha yarayan amel, barışa, sükuna, huzura yarayan amel. Deminden beri hutbemizin tüm konusunu toparladı bakınız.
Salih amel bu. Hasenat ile salihat arasındaki farkı hep söylüyorum değil mi? Hasenat kişinin kendine dönük eylemleri, iyilikleri, salihat ise üçüncü şahıslara, yani iyiliği çoğaltan iyilik. Biri kısır iyilik, öbürü doğurgan iyilik. Biri pasif iyilik, öbürü aktif iyilik. وَقَالَ اِنَّن۪ي مِنَ الْمُسْلِم۪ينَ Ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü biri olabilir mi? Ben Müslümanlardanım yetmiyor adama. İlla biri diyecek ki ben Şiilerdenim. Öbürü de diyecek ki ben Sünnilerdenim. Öbürü de diyecek ki ben şu tarikattanım. Öbürü de diyecek ki ben şu partidenim. Öbürü de diyecek ki ben şu cemaattenim. Ya yetmiyor mu Müslüman olmak? Müslüman ismi Allah'ın bizim için yeterli gördüğü isim. Elhamdülillah demek gerekmiyor mu? Ya Rabbi sen bize bunu beğenmişsin başım gözüm üstüne. Kendini ne olarak tanımlıyorsun sen nesin? Müslüman bitti. Bunu dememiz isteniyor. Dolayısıyla bu ayet inanın eğer Müslümanlar amel etseler birçok problem kökünden çözülür. Sadakallahu'l-azim. Ekimissalâh.